İnsanları düşün. Diyeceksiniz ki dünyada bu kadar şiddete dayanamayız. Ama orada ona dayanacak gücü verecek Hazreti Allah insana. O sıkıntılara dayanabilecek gücü de verecek. Ölme yok. Burada sıcağın içine atarlar, yanar, ölür gidersin. Orada ölmek yok. Ölüp ölüp dirilmek var. Kafirler için ölüp ölüp dirilmek. Her an ölecek, dirilecek. Ölecek, dirilecek. Yine Üstazım Süleyman Efendi Hazretleri bu mübarek kürsülerde derste bize cehennemin sıcak tabakası da var, soğuk tabakası da var buyururlardı. Yandım deyince atın bu kafiri soğuk tabakasına. Oranın soğuğu bak, şimdi Avrupa'da diyorsunuz efendim ne soğuklar yaşın. Memleketimizde de geçen 40 dereceyi göstermiş Erzurum'da. 30 küsür derece soğuk soğuk efendiler. Nakız sıfırın altında. 50 derece olursa ne olacak? 60 derece, 80 derece olursa? İşte cehennem de bunu 50 dereceyle, 100 dereceyle ifade edemezsiniz. Binlerce derece soğuklukta. Atın, yandım deyince atın bu kafiri soğuk, soğuk tabakasına. Orada dondum deyince atın sıcak tabakasına. Allah'ım hafezen Allah'a. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İnanmayanları çok kötü bir gün bekliyor. Kafirleri, şefaati inkar edenleri, Efendimiz'i tanıyamayanları, tanımayanları, şu sırat-ı müstakimi, Kur'an yolunu tanımayanları çok korkunç günler bekliyor. Müminleri, inananları da çok mutlu günler bekliyor. Allah mübarek etsin. Çok mutlu günler bekliyor. Ve Efendimiz hadis-i şerifinde devam ediyor. İşte insanların tepelerine böyle bir sıcaklık inecek ahirette, kıyamette. Feyyetûnen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme. Sevgili peygamberimize gelecek insanlar mahşerde, peygamberler dahil. Gelecekler, müracaat edilecek, diyecekler ki feyekulüne ya nebiyallah, ey Allah'ın nebisi, ey ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderilen, hem dünyaya hem ahirete, hem inananlara inanmayanlara da dünyada rahmet. Şu anda kafirler Efendimizin rahmetinden istifade ederek yaşıyorlar. Yani Allah'ımızın rahmeti. Peygamberimiz Allah'ın rahmeti. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Tabi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti hakikatta. Efendimizin rahmetiyle kefere-i fecere yaşamasına devam ediyor. Yemelerine, içmelerine, eğlencelerine, her türlü efendim dünyevi isteklerine yine Efendimizin rahmetinden istifade ederek yaşıyorlar. Ama yarın bunun hesabı sorulacak. Ahirette yok. Bu dünyada bu istifade. Bu dünyada bu rahmet. Ahirette yok. Binaenaleyh dünyada bu rahmetten istifade edemeyenler orada gelecekler, diyecekler ki ya Nebiyallah entellezî fetehallâhu leyk ve gafere lek ma tekaddeme ve ma min zembike ve ma teahhar. Ya Nebiyallah, senin geçmiş, gelecek bütün hatalarını Allah affetmiştir. Senin için Allah fetihler nasip etmiştir. Ey Allah'ın rahmet peygamberi, seninle Mekke fethedildi. Seninle öteki Uhud, Bedir savaşları, zaferleri, öteki Huneyn zaferleri, fetihleri hep seninle. Nihayet Allah'ım, senin gelmiş geçmiş bütün hataların bağışlanmış, yok hatan yok. Kıyamete kadar dünyada da bütün fetihler hep seninle. İstanbul'un fethi de senin fethin. Çanakkale'nin fethi de senin fethin. Dünyadaki bütün Müslümanların tarih boyu zaferleri, fetihleri hep senin fethindir. Senin için Allah bunları nasip etti. Sen böyle bir fatihsin. Sen cennetin anahtarısın ya Nebiyallah, diyecek bütün mahşer halkı. Kaç trilyon insan Hazreti Adem'den
son insana kadar. Mahşerde Efendimiz'e böyle diyecekler. Ve kat tera ma nahnu fihi, bize geleni görüyorsun ya Nebiyallah, halimizi görüyorsun mahşerde. Gidecek bir kapımız senden başka yok. Allah'ın kapısı senin kapın, senden başka müracaat edeceğimiz kapı yok. Halimizi görüyorsun ya Nebiyallah, feşfe'lena ila rabbik, ne olur Rabbine yalvar bizim için. Bizim için Rabbine müracaat et. Biz çok darda kaldık. Ey Allah'ın rahmet peygamberi. Feyakul. Peygamberimiz bu müracaat karşısında buyuracak ki: Ene sahibüküm, merak etmeyin ey inananlar, sizin yardımcınızım, sizin sahibinizim. Sizi hiçbir an bırakmayacağım. Hiç merak etmeyin. Ama kim bunlar? Kim olacak bunlar? Efendimiz de dünyadayken İnanmış ama günahkarlar. İnanmış, Efendimiz'i kabul etmiş. Kafirler ise Efendimiz'i zaten göremeyecek ki müracaat etsin. Onu orada tanıyamayacak, bulamayacak ki gelip yalvarsın. Onlar için kapılar kapanmıştır. Evet, Allah'ımız onu başka ayetinde de beyan ediyor. Evet, azap başladığı zaman kapılar kapanmış. Artık Allah'ın rahmet peygamberini onların görmeleri imkan ve ihtimali kalmamış olacak. Bu günahkarlar böyle yalvaracaklar. Efendimiz de merak etmeyin, ben sizi bırakmayacağım. Siz dünyada yine beni hiç unutmadınız. Zaman zaman hep beni hatırladınız. Tabii siz daha fazla hatırlamalıydınız ama hatırlayamadınız. Bir takım günahlarınız, kabahatlarınız, noksanlarınız, hatalarınız, isyanlarınız oldu. Şimdi bugün de işte peygamberiniz size Allah'ın izniyle bugün yardımcı olacaktır. Buyuracak peygamberimiz: Feyahrucu yecusu beynen nas hatta yentaha ila babil cennet. Efendimiz bundan sonra onların aralarından, o mahşer halkının, o yalvaranların, müracaat edenlerin arasından ayrılıp cennetin kapısına gelecek. Ve cennetin kapısına geldikten sonra cennetin altın olan o gününün altını ve altın kapı olan cennetin kapısını çalacak. Feyakra'u, vuracak kapıya ve orayı vurunca elbabe feyakul men haza, içeriden diyecek ki ilgili: kimsiniz? Kapıyı çalan kimsiniz diyecek. Efendimiz anlatıyor. Bu ceryan edecek ahirette. Diyecek ki: feyakul Muhammedun. Kapıya gelen Muhammed'dir. Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz o Muhammed'dir ey cennet, haberin olsun deyince feyüftehu lehu hatta yekume beyne yedillâ. Bunun üzerine cennetin bütün kapıları açılacak. Efendimiz geliyor. Cennetin anahtarı o. Cennetin ene miftahul cenne buyuran fahri kainatımız. Ben cennetin anahtarıyım. Ve içeri girecek Allah'ın rahmet peygamberi huzur-u izzette, huzur-u ilahide secde-i rahmana varacak. Secde-i rahmana varacak, secdede başlayacak gözyaşı döküp ağlamaya. Allah'ım, Allah'ım, mahşer halkı benden imdat, benden medet umuyorlar, benden şefaat istiyorlar. Benim sana gelip müracaatımla bağışlanmalarını istiyorlar. Allah'ım, benden yardım talep ediyorlar. Sana malum Allah'ım. Allah'ım, ne olur benim duamı kabul eyle. Allah'ım, darda kalanların imdadına rahmetinle yetiş. Kırma Habibini, kırma Muhammed'ini. Evet, Muhammed'in yalvarıyor sana. Ya Rab, Ya Rab diye secde-i Rahman'da yalvarırken feyunada, kendine taraf-ı ilahiden bir nida denilecek ki: İrfa re'sek, başını kaldır ya Muhammed. Başını kaldır ama başına kadar secdede, o günün, o anın
onun saatini, gününü söylememize imkan yok.